Herkese merhabalar. Biz yeni video yapmayı özledik. Umarız siz de yeni video izlemeyi özlemişsinizdir. Çok güzel bir video ile karşınızdayız bugün. Hollanda'dan kendi arabamızla Güney Fransa'ya gidiyoruz. İlk defa bu kadar uzun bir yolculuk yapacağız arabayla. 11 küsür saat yolumuz var. O da tabii en iyi ihtimalle kesin biz 13-14 saatte varacağız. Çok güzel yerler göstereceğiz sizlere. Büyük şehirlere de gideceğiz, küçük şehirlere de gideceğiz. Güzel yürüyüşler yapacağız ve en önemlisi çok güzel denizlerde yüzeceğiz. Şimdi saat 5.30 civarı biraz erken yola çıkmak istedik. Gelin hep birlikte Hollanda'dan Fransa'ya yola koyulalım. Şimdi Belçika'dan benzin alalım. Çünkü Hollanda'yla arasında benzin fiyatlarının her zaman bir farkı oluyor. Şu anda yaklaşık 30 sent fark var. Arabanın deposu 50 küsür litre. En az 15-20 euro kâra geçiyorsunuz. Burada şimdi kâra geçelim. Ama Fransa'da kim bilir yemeklere ya da başka şeylere ne kadar ödeyeceğiz. Belçika'dan sonra Lüksemburg'dan geçtik. Bilmek isteyen için söyleyeyim. Lüksemburg'da benzin daha da ucuz Belçika'dan 10-15 sent kadar. Lüksemburg'dan sonra da Fransa'ya girdik. Şimdi bayağıdır Fransa'da gidiyoruz. 450 kilometre küsur yolumuz kaldı ama hala 6 küsur saatimiz var. Nereden baksanız 6,5 saatimiz var. Çünkü önümüzde şu an 1,5 saatlik trafik kazası nedeniyle bir trafik gösteriyor. 2 kişi sürdüğümüz için çok yorulmadık açıkçası şu ana kadar. Yani Burçak'ta sürekli değişiyoruz. Şu an benim ikinci sıram. Burçak birazdan alacak mesela. Şimdi Marsilya'da kalacağımız eve vardık. 15 saat sürdü toplamda yolumuz. Yani navigasyonun bize söylediğinden 3,5-4 saat daha fazla sürdü. Trafik çok fazlaydı. Bu kadar yoğun trafik gerçekten beklemiyorduk ama herkes gerçekten yoldaydı. Karavanlarıyla, çadırlarıyla, ailecek bir sürü farklı ülkeden insanlar gördük buraya gelirken. Yani buraya arabayla gelecekseniz aklınızda bulundurun. Yol gerçekten kalabalık oluyor. O Türkiye'de sıkıldığınız trafik burada da var. Bazı trafik kazaları vardı. Hatta bir aracın yandığını bile gördük. Onu bile beklemek zorunda kaldık. Yol çalışmaları vesaire derken 15 saatte vardık buraya. Mutluyuz. Çok zor geçmedi bizce. Çünkü daha önce de dediğim gibi değişe değişe sürdük. Şimdi size Marsilya'da kalacağımız evi göstereceğim. Sonrasında da neler yapacağız Marsilya'da onlardan çok kısa bahsedeceğim. Hemen önümde çok güzel bir deniz ve gün batımı manzarası var. Güneş az önce battı. Biraz dışarıyı izleyelim, ferah olsun diye burayı tercih ettik. Marsilya sıklıkla tehlikeli diye anılan bir yer. Hatta Fransa'nın en tehlikeli şehri olarak geçiyor. Yarın size bundan daha detaylı da bahsedeceğim. Biz kısacası o tehlikeli yerlerden uzak durmaya çalışarak biraz daha fazla para ödeyerek burayı tuttuk ve 3 günlüğüne 463 euro ödüyoruz buranın. Böyle bir salonu ve mutfağı var. Arkamdaki manzarası var bu salonun ve mutfağında. Yine aynı oturma odasında bir tuvalet, banyo da bulunuyor. Burası da gerçekten güzel, renove edilmiş. Burada da böyle küçük ama 2 kişi için gerçekten yeterli bir yatak odası var. Bu evde 3 gün konaklayacağız. Yarın Marsilya'nın şehir merkezini keşfedeceğiz ve Marsilya'yı size daha detaylı anlatacağız. Ertesi günse dağların arasından bir yürüyüş yapıp çok güzel bir denize gideceğiz. Bugün bizim için biraz artık dinlenme vakti. Yarın Marsilya merkezde görüşmek üzere. Marsilya'dan herkese merhabalar. Fransa'nın nüfus olarak en büyük ikinci şehri burası. Yaklaşık 900 bin insan yaşıyor bu şehirde. Fransa'nın güneyinde bulunuyor. Milattan önce 600'lü yıllarda Foçalı Yunan denizciler kurmuş bu şehri. Bu yüzden de Fransa'nın en eski şehri Marsilya. Günümüzde Marsilya Limanı Avrupa'nın en ünlü, en büyük limanı olmasa da Fransa için hala çok önemli ve Fransa'nın en büyük limanı burası. Biz şimdi eski liman bölgesindeyiz. Burası günümüzde insanların yelkenlilerini, botlarını demirlediği yer olarak kullanılıyor. Eski liman bölgesinin tam karşısında da Marsilya'nın en işlek, en ünlü caddesi olan La Canebière Caddesi bulunuyor. Biz de şimdi buradan La Canebière Caddesi ile gezimize devam edeceğiz.
Şu anda Güney Fransa'ya özgü panis adında bir cips deniyoruz aslında. Bu cipsin en önemli özelliği nohut unundan yapılıyor olması ve aslında Fransa'da ünlü olan patates kızartmasına muadil bir ürün. Kızarttıktan sonra üzerine birazcık kekik ve tuz da ilave etti aldığımız yer. Bu haliyle bayağı beğendik. Denenebilir bizce. Özellikle bir dip sosla bayağı güzel gider. Eski liman bölgesini arkamıza aldık. La Canivière Caddesi'nde yürüyoruz şu an. Yukarıya doğru çıkmaya başladık yavaş yavaş. Bu yolun sonunda Palais Longchamp diye bir saray bulunuyor. Bu saray 1800'lü yılların ortasında Marsilya'ya su getiren Marsilya kanalını kutlamak amacıyla inşa edilmiş. Size hem sarayı hem de bahçelerini göstereceğiz. Şu an bulunduğumuz yerden bir 15 dakika 20 dakika kadar yürümemiz gerekiyor hala. Bu sarayın iki kanadı var. Bir tarafı şu an Doğa Tarihi Müzesi, diğer tarafı ise Sanat Müzesi olarak kullanılıyor. Müzelere ilgiliyseniz araştırabilirsiniz daha detaylı olarak. Buradan bir de güzel bir manzara var diyebilirim. Yani şehri tam olarak yukarıdan görmüyorsunuz ama birkaç noktayı buradan çok net görebiliyorsunuz. Onlardan bir tanesi de tam arkamda bulunan Notre Dame de la Garde Bazilikası. Biz bu saraya çok büyük bir beklentiyle gelmedik ama sarayı bayağı beğendik. Buraya yürüdüğümüz yol da gerçekten çok güzeldi. O yüzden Marsilya'nın merkezindeyseniz buraya gelin bizce. Arkasında bu sarayın bir park da bulunuyor. Oturup dinlenebilirsiniz. Gölgelik alanlar da var çünkü. Marsilya büyük bir şehir olmasına rağmen bize verdiği izlenim küçük bir yazlık kasaba gibi aynı zamanda. Çünkü insanların bol bol denize gidip geldiğini, plajlarda yüzdüğünü görüyorsunuz. Özellikle sahili takip eden John F. Kennedy Caddesi var. Bu caddeyi takip ederseniz bu caddenin bitim noktasından itibaren birçok plaj başlıyor Marsilya merkezde yüzebileceğiniz. Plajlar genelde birbirine benziyor. Puanları da Google üzerinden baktığınız zaman 5 üzerinden genelde 4 civarı. Biz Marsilya merkezde yüzmeyeceğiz çünkü yarın çok güzel başka bir yere, saklı bir yere yüzmeye gideceğiz. Şimdi Marsilya'da mutlaka görmeniz gereken bir başka kiliseye, Basilica Notre Dame de la Garde'a geldik. Buranın mimarisi çok güzel, o ayrı. Şehrin her yerinden de görmek mümkün. Çünkü yüksekte bulunuyor bu kilise. Yüksekte bulunmasından dolayı da çok iyi bir Marsilya manzarası izleyebiliyorsunuz bu kiliseden. Eski liman da dahil olmak üzere Marsilya'nın her yerini 360 derece görebiliyorsunuz. İnsanlar bu kiliseye gün batımını izlemek için de geliyorlar. Size ilk gün evden gösterdiğimiz gün batımının daha yükseğini bu kiliseden izlemeniz de mümkün. Kesinlikle çok daha güzel olacaktır. Bu bazilikayı haftanın her günü sabah saat 7 ile akşam 6 arasında ücretsiz bir şekilde ziyaret edebilirsiniz. Buraya gelirken sadece eğer sıcak bir günde geliyorsanız yanınızda mutlaka su getirin. Çünkü yüksek merdivenler çıkarak ulaşıyorsunuz buraya. Onun haricinde de benim taktığım gibi şu an şapka da alabilirsiniz yanınıza. Tekrar vurgulamak istiyorum. Marsilya'yı daha iyi anlamak istiyorsanız, yukarıdan görmek istiyorsanız, Marsilya'da güzel bir yere gelmek istiyorsanız bu kiliseye kesin gelmelisiniz. Şu an sizi Marsilya'nın en fotojenik, en güzel bölgelerinden birine getirdik. Buranın ismi Le Panier. Burada yemek yiyebilecek çok tatlı yerler bulabilirsiniz. Deniz ürünleri servis eden yerler, meze servis eden yerler çoğunlukta. Burası aslında Marsilya'nın eski şehir kısmı aynı zamanda. En eski yerleşim bu bölgedeymiş. Eski limana da çok yakın bir konumda bulunuyor burası. Marsilya'da grafiti çok yaygın bir şey. Bu bölgede de çoklukla grafiti göreceksiniz. Biz de şimdi burada oturup bir şeyler atıştırıp bir şeyler içeceğiz. Birazcık yürüdüğüm
döndüğümüz için yorulduk, oturduk ve ufak tefek bir şeyler atıştırmaya karar verdik. Buranın ünlü bir içkisi var, ismi Pastis. Bunu denemek istemiştik. Bu aslında anasonlu, aynı rakı gibi bir içkiymiş. Gelince zaten direkt anason koktu ve sonrasında biraz da bakınca aynı rakı gibi bir içki olduğunu anladık. Aynı rakıda olduğu gibi üzerine biraz su koyup içmek gerekiyormuş. Şöyle. Muhtemelen çok benzer bir tat olacak yani. Yanına da şöyle bir tapenade denen bir meze söyledik. Bu mezenin içerisinde de siyah zeytin ve hamsi var. Bu şekilde ekmeğin üstüne sürerek yiyeceğiz. Evet, güzel. Çok güzel bir meze. Akşamüstü mezesi. Le Panier bölgesinden şimdi Marsilya Katedrali'nin yanına geldik. Denize doğru yürüdüğünüzde bu katedrali buluyorsunuz. Şehirde bulunan en görkemli iki katedralden bir tanesi burası. Görmek isterseniz saat 10 ile 7 arası haftanın her günü açık, ziyaret edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Burasının konumu da Le Panier bölgesine zaten çok yakın ve hemen yan tarafı sahil, denizin dibinde. Buraya geldikten sonra sahilden yürüyerek Marsilya'nın eski liman bölgesine, sahil kısmına rahatlıkla da ulaşabilirsiniz. Marsilya'da yapılması gereken şeylerden bir tanesi de kesinlikle bir gün batımı izlemek. Çünkü gün çok güzel batıyor bu şehirde. Denize karşı kendinizi veriyorsunuz. Denizin üstünden yavaş yavaş hafif dağlar var. Onların arkasından batışını izleyebiliyorsunuz. İnsanlar da bunu kaçırmıyorlar zaten. Gün batımı olduğu zaman denize karşı bir yer bulup oturarak gün batımının keyfini çıkarıyorlar. Eski limanın hemen bir paralel sokağındayız. Burada çok güzel kafeler var. Üstü açık, oturabilirsiniz, içeceğinizi içebilirsiniz, bir şeyler yiyebilirsiniz. Buranın atmosferini beğendiğimiz için bahsetmek istedik. Marsilya'ya gelmeyi düşündüğünüz zaman, bu şehri araştırdığınızda bu şehrin Fransa'daki, hatta Avrupa'daki en tehlikeli şehirlerden biri olduğu karşınıza mutlaka çıkacak. Hırsızlık, kapkaç, uyuşturucu kaçakçılığı ve çete savaşları bir hayli yaygınmış bu şehirde. Hatta 2023 yılında çete savaşlarında 48 kişi ölmüş Marsilya'da. New York'un mesela karşılaştırmalı olarak nüfusu buranın 10 katı olmasına rağmen uyuşturucu kaynaklı cinayet sayıları neredeyse birebirmiş. Hatta yapılan bazı anketlerde bu şehirde yaşayan insanlar kendilerini bu şehirde sıklıkla güvende hissetmediklerini de söylüyorlarmış. Bunun nedenini biraz araştırınca aslında şuna varıyorsunuz. Marsilya Fransa'nın en fakir şehri. Fransa'nın en fakir 7 bölgesi Marsilya şehrinde bulunuyor. Fransa genelinde fakir diye nitelendirilen kesimin tüm ülke nüfusuna oranı %15 iken Marsilya'da bu oran %26. Hatta Marsilya'da bulunan bazı mahallelerde %40'ın bile üstündeymiş. Bu fakirliğin de aslında nedenini araştırınca şuna varabiliyorsunuz. Zamanında Marsilya'ya çok fazla insan göç etmiş. Özellikle son göç Kuzey Afrika'daki ülkelerden ve Afrika'daki Fransız sömürgelerindenmiş. Yani aslında bu nüfusun yönetilememesi, bu gelen insanlarla birlikte belki bu şehirdeki çalışmayan insan nüfusunun artması ve insanların fakirleşmesi suç oranını negatif bir şekilde etkilemiş olabilir bu şehirde. Bu anlatılanın bir yüzü, ama diğer taraftan baktığınızda şunu söyleyen sitelere ve kaynaklara da rastlayabiliyorsunuz. Marsilya'daki suç oranının diğer büyük Avrupa şehirlerinde olduğundan daha fazla olmadığını, hatta Amerika'daki birçok şehirdeki suç oranının Marsilya'dan çok daha fazla olduğunu anlatan da birçok kaynak bulunuyor. Özetlemek gerekirse biz bu şehirde yaşamıyoruz. Sadece birkaç günlüğüne bu şehri ziyaret ediyoruz. Ve suç oranı verisinin de detayına sahip değiliz. Ama buraya gelen bir insan olarak bu şehri araştırdığımızda karşımıza bunların çıkması bize bir şey söylüyor diye düşünüyoruz. Çok basit olarak Amsterdam'ı ya da Venedik'i araştırdığınızda karşınıza çok tehlikeli bir şehir diye çıkmazken Marsilya çıkıyor. Bu da aslında bize şu mesajı veriyor. Ne olursa olsun bu şehirde gezerken diğer şehirlerde davrandığımızdan daha dikkatli davranmaya çalışıyoruz. Kendimizi daha güvende tutmak adına turistik bölgelerin dışına çıkmamaya gayret ediyoruz. Bugün Marsilya'yı tam gün dolaştık diyebilirim. Bu şehirde tehlikeli bir şey biz hissettik mi? Hissetmedik. Hatta bu ön yargımızdan dolayı sürekli bu algıyla dolaştığımızın farkına da vardık. İnsanlarda sürekli bir tehlike arayarak onları yokladığımızı hissettik. Ama yine de kimse bizi gün boyunca rahatsız etmedi. Bugün boyunca hiç kötü bir deneyimimiz olmadı. En azından size kişisel olarak onu söyleyebilirim. Ama sizi sadece uyarmış olalım. Çünkü dediğimiz gibi bu Marsilya için çok yaygın bir söylem. Burada biraz daha dikkatli olmanızda fayda var. Bölgelerini Marsilya'nın iyi araştırın. Kalacağınız
bazı yerleri güvenli diye söylenen bölgelerden tutmaya özen gösterin. Biz şimdilik Marsilya şehir gezimizi noktalıyoruz. Fakat yarın çok güzel bir yürüyüş yapıp çok güzel bir denize gideceğiz. Yarın görüşürüz. Herkese yeni bir günden tekrar merhabalar. Şimdi arabayla 40 dakika uzaklıkta bulunan bir yere geldik Marsilya'ya. Arabamızı park ettik, marketten yanımıza almamız gerekenleri aldık, çantalarımıza yüklerimizi yüklendik ve çok güzel bir plaja gidiyoruz. Gideceğimiz yerin ismi Colonne de Vaux. Colonne diye bir milli park var Fransa'da. Bu milli parkında belli başlı yerlerinde çok güzel denizler var. Bizim gideceğimiz yere ya bu yürüyüş yolunu yaparak varabiliyorsunuz ya da denizden ufak ulaşım araçlarıyla giderek ulaşabiliyorsunuz. Çok güzel bir yürüyüş ve sonunda çok güzel bir deniz bizi bekliyor bugün. Gideceğimiz yerde bir tesis olmadığı için biz de sandviçlerimizi aldık, meyve aldık, içecek aldık yanımıza. Yürüyüşe başlamadan önce de sandviçlerimizi yiyeceğiz ilk başta. Burası düşündüğümüzden daha kalabalık. Arkamızda acayip bir insan sirkülasyonu var. Galiba aşağısı da düşündüğümüzden daha kalabalık olacak. Bakalım, hep beraber göreceğiz. ...20-30 dakika yürüdükten sonra bu arkamdaki sahile ulaşıyorsunuz. Burası da güzel bir yer. Burada da denize girebilirsiniz isterseniz. Buranın ismi Colonne de Portpin diye geçiyor. Şu an bulunduğum yerden daha güzel bir denize gidiyoruz ama. Biz şimdi Portpin'i pas geçip panoramik yoldan çıkıyoruz. Manzaralı yolda bu mavi işaretler var. Normal yolda kırmızı beyaz işaretler var. Bu zamana kadar yol çok kolaydı. Büyük bir düzlükten geçtik ve birazcık aşağıya indik. Çok kolay geldiğimizi düşünüyorduk. Aslında ama arabayı bıraktığımızdan beri bir saat geçmiş. Hava da biraz sıcak olduğu için birazcık yorulmaya ve sıcaklamaya başladık. Bundan sonrası gideceğimiz yere 1,5 saat gösteriyor ve birazcık yol dikleşmeye ve patikalaşmaya başladı. Güneş de iyice tepeye gelmeye başladı, biraz daha sıcak olmaya başladı. Ama umarım başaracağız ve kendimizi serin sulara bırakacağız gün sonunda. Bir kere daha buralara geldiğimiz için şükrettiğimiz anlardan bir tanesi. Arkamdaki manzaranın keyfini çıkarın, size bırakıyorum. İki saattir sıcağın altında yürüyoruz. Gerçekten terden sucuk gibi olduk ama geldiğimiz noktada bütün çileye değdiğine yemin edebilirim. O kadar güzel ki şu anda her yer. Aşağıya baktığım zaman resmen insanlar havuzda yüzüyorlar ve aşağıya inmek için sabırsızlanıyorum resmen şu anda. Geldiğimiz yerin adı Colonne de Vaux. Birazdan aşağı ineceğiz. Kendimizi sulara atacağız. 2 saattir bu anı bekliyoruz. Biz burası hakkında çok fazla video izledik ve izlediğimiz bütün videolarda bütün bu kayalar, işte bütün bu koy vesaire falan, işte drone görüntüleriyle falan çok güzel gözüküyordu ama biraz böyle acaba burası çıplak mı, çok mu kayalık hissi yaratıyordu bende. Ya şu an gerçekten baktığım her şey o kadar güzel ve o kadar etkileyici ki anlatamam. Gerçekten umarım bir gün buraya yolunuz düşer, buraya gelirsiniz ve burayı kendi gözlerinizle görürsünüz. Gerçekten çok güzel.
Sanırım şu an inişimizi bitirmek üzereyiz. Yalnız biraz dik bir iniş vardı. İnişteki zemin ve taşlar da bayağı kaygandı. Biz aşağı inerken yukarı çıkan insanların surat ifadeleri de çok iç açıcı değildi. Bayağı yorgun gözüküyorlardı. Sanırım birazcık dik gerçekten de. Bizim tek hatamız bence bu yürüyüşü bu kadar geç vakte bırakmak oldu. Çünkü Kriterya'da ya da Hallstatt'a yaptığımız gibi daha erken bir vakitte çıkmış olsaydık bu kadar güneşe kalmayacaktık ve çok daha rahat bu yolu ilerletebilirdik. Şu an sıcaktan dolayı birazcık zorlanıyoruz. Biz de bu plajı az önce şuradan izliyorduk. Görüyorsunuz insanlar var şu an orada. Sahile sonunda vardık. Bir kere denize girdik ve çıktık da. Arkadaki plaj taşlık. Yani bir deniz ayakkabısıyla gelmeniz sizin için iyi olur. Diğer türlü bayağı insanlar böyle yamuk yamuk yürümek zorunda kalıyorlar. Güneş aslında çok korunacak bir yer yok. Sadece öğleden sonra denize doğru baktığınızda sağ taraftaki kayalara yakın atarsanız havlunuzu o kayalıklar dolayısıyla gölgede kalabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu sol tarafta insanlar şu an gölgede. Bizim de havlularımız tam şu sarı şemsiyenin arkasında. Gerçekten deniz çok keyifli. Çok sıcaklamıştık yürürken. Su soğuk geldi yine de. Çünkü arada kaldığı için muhtemelen biraz soğuk. Ama o kadar sıcaktık ki yani bir 30 saniye 40 saniye sonra inanılmaz iyi hissettirdi. Yani böyle kafamızı sokup sokup çıkarmamıza rağmen kafamızın sıcaklığı uzun bir süre geçmedi. Eğer buraya şu an ekranda gördüğünüz teknelerle gelirseniz ekranın ortasında gördüğünüz sarı dubaları geçemiyorsunuz. İnip yüzmeniz gerekiyor. Ama tam ekranın ortasındaki kano tarzı şeylerle gelirseniz sahile kadar ulaşabiliyorsunuz. Sahilde onu park edip yüzebiliyorsunuz. Bir diğer seçenek de bizim yaptığımız gibi dağdan yürüyerek buraya gelmek. Plajdan ayrılma vakti geldi. Yavaş yavaş geri dönüyoruz. Ama buraya varmak biraz beklediğimizden uzun sürdü. Tabi ara ara mola verdik, bir şeyler yedik, dinlendik, video çektik. Saat 11.30'da arabayı bıraktığımız yerden tam 1 saat sonra size o ilk gösterdiğimiz yere vardık. Daha sonra tam 2 saat 45 dakika sonra da buraya varabildik. Yani neredeyse 3 saat sürdü buraya gelebilmemiz. Saat 2'yi çeyrek geçe buraya varmıştık. Artık yavaş yavaş güneş dağın arka tarafına geçmişti ve gölge oluşmaya başlamıştı. Ondan da bu sayede yararlandık. Sabah gelseydik muhtemelen bütün gün güneşini yiyecektik. Yanınızda getirebiliyorsanız gölge yapacak şemsiye ya da ufak çadırlar oluyor sadece gölgelik için. Onlardan getirebilirsiniz erken saatlerde buraya gelecekseniz. Buraya vardıktan sonra tam 4 saat geçirdik burada. Deniz gerçekten çok güzeldi. Bir de tabii kocaman dağların arasında yüzmek de çok zevkliydi. Şimdi yavaş yavaş dönüyoruz. Arabaya varınca ne kadar da tırmandık ondan da bahsedeceğiz size. Sonrasında da videoyu kapatıyoruz. Bu arada yürümeye ilk başladığımızda çok kalabalık olacak gibi hissetmiştik. Öğlene doğru geldik çünkü. Ama o ilk gittiğimiz yerde insanların çoğu kaldı. Buraya vardığımızda yine kalabalık sayılabilir diyebilirim ama öyle oturacak yer bulamayacak kadar da kalabalık değildi. Birkaç saat sonra biz vardıktan insanlar yavaş yavaş ayrılmaya da başladı ve çok rahat bir şekilde hiçbir sorun yaşamadan güzel bir yer bularak vakit geçirdik bu plajda. Giderken ilk gördüğümüz denize yani şu an bulunduğumuz Port Pin'e vardıktan sonra 1 saat 45 dakika daha yürümüştük manzaralı yoldan. Ama dönerken daha kısa olan yoldan döndük. Yani manzarayı görmeden orman içindeki bir yoldan döndük. Ve dönüşümüz sadece 35 dakika sürdü. Siz de bunu yapabilirsiniz çünkü dönüşte yoruluyorsunuz. Çok yol yürümüş oluyorsunuz. Sonuçta 2 saat 45 dakika toplamda oraya yürüdük. Orada 2-3 defa yüzdük ve sonra geri döndük. Geri dönerken o kısa yolu kullanmak mantıklı oluyor. Sizin de bilginiz olsun. Şimdi arabanın yanına vardık. Dediğim gibi az önce kısa yolu kullandık ve 1 saat 20 dakikada arabanın yanındayız. Yol tamamen yarı yarıya kısaldı. Kısa yolu kullanınca ve durmadan biraz daha hızlı geri dönünce. Çok kısa günü özetlemem gerekirse bugün gittiğimiz plaja varmak için
Port Mio diye bir yere geliyorsunuz ve arabayı buraya park edebiliyorsunuz. Arabanın park saati saat başı 1 euro. Çok pahalı değil. Arabayı Port Mio'nun yakınlarına park ettikten sonra Port Mio'ya yürümeniz lazım. 10 dakika içinde ulaşıyorsunuz arabanın oradan. Orası yürüyüş rotasının başlangıç noktası. Oradan yürüyerek Port Pin'e ulaşıyorsunuz. Oradan da yürüyerek Danvao'ya ulaşıyorsunuz. Yani bizim bugün son gittiğimiz yere. Size iki tavsiye verebilirim. Bir, güneşle başa çıkabilmeniz için yanınızda gölgelik bir şey bulundurmanız ya da gölge olan yerleri sabahtan gitseniz bile kapmanız. İkincisi de yanınızda bol bol sıvı götürmeniz. Biz bugün 5 litre civarı sıvı tükettik ve ben hala şu an susamış durumdayım. Şu an su içmek istiyorum yine de. Biz bu seyahati videonun başında söylediğimiz gibi kendi arabamızla yapıyoruz. Ama eğer siz buralara kadar gelip araba kiralamak istiyorsanız videonun açıklamalar kısmındaki linke bakabilirsiniz. Genelde en ucuz araba kiralama fiyatlarını bulacağınız sitenin işbirliği linkini bırakıyorum. Bu şu demek oluyor. Siz eğer o linkten araba kiralarsanız ekstra fazla bir para ödemiyorsunuz. Ama sizin kiraladığınız, orada yaptığınız harcama üzerinden oraya bizim linkimizden ulaştığınız için biz komisyon alıyoruz. Yani bizi desteklemiş oluyorsunuz. Her zaman daha ucuzunu bulabiliyor musunuz? Bakın. Ama dediğim gibi bizim genelde kendi tecrübemiz bu sitenin, size önerdiğimiz sitenin genelde en düşük fiyatlara sahip olması. İlk videomuzu burada kapatıyoruz. Ama Fransa'nın güneyinde olmaya devam edeceğiz. Buradan sizi çok güzel küçük şehirlere götüreceğiz bir sonraki videomuzda. Oradan sonra da size Fransa'nın güneyinde çok güzel bir şehir olan Nice'yi anlatacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Umarım bunu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.